Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 1 Mayıs 2021 günlerden cumartesi. Ben Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Alternatif Türkiye gündem değerlendirme programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tabii anlamlı bir gün. 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı. Öncelikle tüm emekçilerin, işçilerin bayramını yürekten kutluyoruz. Elbette bu sömürü haksız düzenin bir gün kalkacağına olan inancımızı hiç eksiltmedik. Özgürce, adaletli bir ülkede yaşama hayalini hala da sürdürüyoruz diyorum ve sözü Kemal'e bırakıyorum. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk Gökhan, nasılsın? Bomba gibiyiz yani 1 Mayıs'ın verdiği malum biz de basın emekçilerimiz. Senin de tüm basın emekçilerinin de tutsak basın emekçilerinin de en çok onların 1 Mayıs bayramını kutluyorum. İnşallah bir dahaki 1 Mayıs bayramını hep beraber Taksim Meydanı'nda kutlarız diyorum. 1 Mayıs'la ilgili benim en büyük temennim bu. Yani tabii ki en büyük temennimiz bir de tarihi bir acıdan bahsediyor. Sonuçta 77 kanlı 1 Mayıs hala evet. Hafızalardan çıkmıyor. Ve bu iktidar bana göre 2010'lu yılların başında çok demokratik bir atılım yaptı. Taksim'de 1 Mayıs'ı yıllar sonra kutlattı. Ama sonradan tekrar otokratikleşmeyi seçtiği için bugün bırak 1 Mayıs alanlarına çıkmayı bile insanlar zorlanıyor. Taksim'i bırakalım. Gerçekten ilginç günlerden geçiyoruz. Yani bu iktidarın hedefi hiçbir zaman demokratikleşme falan olmadı. Bu iktidarın hedefi oy kazanmak oldu. O dönemki, o zamanın ruhu Taksim'de 1 Mayıs kutlatmak için kutlatmayı doğru gösteriyordu onlara. Bunun oy kazandıracağını gösteriyordu. Onu yapıyorlardı. Bugün tam tersini yapıyorlar. Ne diyelim, inşallah böyle acıları oy için sömürmeyen, demokrasinin ve hukukun gereği olduğu için bunları yapan iktidarlar gelir inşallah diyorum. İnşallah öyle bir iktidarları da biz de bekliyoruz ama yaratacağız. Daha doğrusu toplum olarak yaratacağız ama gözden kaçmaması gereken bir yer daha var Kemal, İkizdere. İkizdere'de gerçekten köylüler direniyor ya, direniyor. Hatta direniyoruz diyor. Öyle ilginç kelimeler, şivelerle konuşuyorlar ki. Gerçekten gözlerim yaşardı bugün gördüğümde. 60-70 yaşındaki kadınlar devletin yüzüyle ilk kez tanışıyorlar. O da acı yüzüyle tanışıyorlar. Gözaltına alınıyorlar. Jandarma araçlarına zorla bildiriyorlar. Ya bu insanlara reva mı bu diyeceğim de. Yani gerçekten iktidar bence artık gider. Gökhan şöyle, yani bu iktidarın tek derdi böyle işlerde rant, para. O limanı yaptırmak için kaya lazım, taş lazım. Ya altın için falan değil sevgili izleyenler, orada yapılanlar ya. Taş çıkartmak için ya. Taş bildiğiniz Allah'ın taşı. Yok mu taş, kafaya vurursun yarılır. Onu çıkartmak için İkizdere'de komple ormanı, dağı, vadiyi talan etmeye çalışıyorlar. Niye? Mehmet Cengiz denen adamın gönlü olsun, onun cebine para girsin diye. Mehmet Cengiz tabii bu işlerin muhasebecisi yani. Arkasındaki patronun kim olduğu belli de. Biz karıştırmayalım oraları. Ya, evet Kemal, nasıl işaretlemeyelim. İkizdere'de son seçim sonuçlarına bakın. AKP ile MHP'nin toplamı %95'e yakın Gökhan. Ben bunu oh o insanlara iyi oluyor demek için söylemiyorum. Tam tersine başka bir şey için söylüyorum. AKP konu rant olunca, konu para olunca, babasını tanımıyor babasını. Bırakın kendisine %95 oy vermiş seçmeni boş verin, babasını tanımıyor. Din, iman, her şey para olmuş. İkizdere'de benim en çok gözlemlediğim, oradan çıkarttığım en büyük ders bu. AKP zulümde. Üstelik de dertleri rant olduğunda kendi seçmenini bile yerlerde sürükleyip 80 yaşındaki, 70 yaşındaki kadınları polis arabalarına zorla doldurabilecek bir iktidar. AK Parti'ye oy verenler de buna göre değerlendirsin, versinler. Şimdi bu konuya hemen gireceğiz. Zaten gündemimizin en sıcak başlığı, sıcağı sıcağına çıkmış taptaze bir anket var. Metropol anketinin Türkiye'nin nabzı anketi. Her ay periyodik olarak yayında. Bunu ele alacağız ama önce ben sana teşekkür etmek istiyorum. Gökhan, bu arada bak şaşırtmadın gene. Söyle dediğim yere mi geleceksin?
Merak ediyorum. Dediğin yeri bilmiyorum ama gerçekten dün çağrına ayak uyduran Avrasya anketi izleyicilerine gerekten teşekkür ediyorum bak. Teşekkür ediyorum. Yemin ediyorum diyecektim ki ya şaşırttım, tam 5 dakika geçti. Sen hala abone konusuna hiç girmedin diyecektim. Hiç sekmiyor Gökhan, hiç şaşırtmıyorsun. Ya sevgili Kemal dostlar, bir dakika dün, Kemal. Özür diliyorum. Dün 70 dereceye çok yoğun bir akış olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Gökhan'ın dilinden beni kurtardınız. Gökhan genelde biz yayınlara başlamadan önce hep şöyle başladı. Ya bırak ya, bizim izleyici sana gidiyor, sen kendi izleyicini getiremiyorsun falan diyordu. Bugün daha yayına girmeden açtık kamerayı. Dedi ki sana çok teşekkür ederim. Bu çağrında çok yoğun şekilde abone geldi. Ben de size teşekkür ederim Gökhan'ın diline düşürmediğiniz için. Şimdi yukarıda yazıyor 23 derece abone ol diye. Tekrar abone olun da bari iyice bir utandıralım Gökhan'ı. Ya işin şakası bir yani Kemal, yani gerek Avrasya'nın gerek 23 derecenin başka mecrası yok yani. Biz yayınlarımızı bu platformlardan yapıyoruz. Evet, evet. Elbette tabii ki burada abone sayısını yani biz ego tatmini yapmak için yapmıyoruz. Yok benim 100 bin yok 200 bin abone olsun değil. Ya bu işin ekonomik bağımsızlığını sağlamak için bu bir... Para pul da istemiyor. Üstelik bir saniyede basıyorsunuz. Onun altına bir de bildirimleri açmak önemli. İkisini yaptıktan sonra zaten biz de daha rahat, daha özgür çalışıyoruz. Bu açıdan tabii yeni 23 derece abonelerine de sesleniyorum. Henüz Avrasya abone olmadıysanız, yarın bir gün Kemal'in dinine düşersem, inan benim burada bir dakikalık sistemim olur ama Kemal Twitter'dan tut da her yerde beni rezil eder. Dostlar bu noktada Avrasya ankete abone de olalım diyorum. İşin şakası bir yana. Kemal ne diyorsun? Girelim mi şu ankete? Girelim. Anket TV'yiz zaman... madem, anket yapmamız lazım. Tabii ben de bu sayede anketçi olmuş gibi oldum artık yani. Terminolojiye hakimim. Evet şu anda ekran... Mesela şirketlerini istemiyorum. Evet, Türkiye'nin nabzı ayın 5 rakamı diyoruz. Şu anda aşağı iniyorum. Metropol araştırmanın Nisan ayı anketi bu. Evet. İlk soru bu Kemal. Evet. Millet İttifakı'na eğilimli olanlar yaklaşık 3 puan önde olsa bile ittifak tercihi açıkça söyleyenler arasında oransal bir farkın olduğu görünmektedir. Yaklaşık %39 diyor. Şöyle detaylandıralım. Kemal yorumu sana bırakacağım. Millet İttifakı'na daha yakınım diyenler %38.6, Cumhur İttifakı'na yakınım diyenler %39.4. Ama totale baktığımızda %46.1 Millet İttifakı, %42.8 evet. Cumhur İttifakı Türkçesi ilk kez metropol anketinde İttifakı geçiyor öne. Burada şunu söylemek lazım. Millet İttifakı'na daha yakınım diyenler 38.6, Cumhur İttifakı'na yakınım diyenler 39.4. Bunlar ittifakların kendi oyu zaten. Yani evet. Biri AKP MHP seçmeni, biri CHP İYİ Parti seçmeni. Esadet. Altlardaki o 7.5'luk mesela Millet İttifakı'nı tercih ederim. İkisine de yakın değilim ama Milleti tercih ederim diye 7.5 muhtemelen HDP seçmeni. Çok büyük bir kısmı HDP seçmeni. Öbür tarafta alttaki 3.4 ise işte Gelecek Partisi'nin bir kısmı, Deva Partisi'nin bir kısmı, Saadet'in belki bir kısmı, çok az da büyük ihtimalle yine HDP seçmeni vardır. Toplamda böyle 0.5 gibi bir HDP seçmeni vardır. İzleyenlere açıklamak istedim onu. Çünkü bizim anketlerimizde de genellikle böyle sonuçlar çıkıyor. Fikrim yok, cevap yok diyenler hala ciddi bir oran Kemal. %11.1. Fikirleri var da aslında cevap vermek istemiyorlar. O yüzden dağıtmak tek soruyla nasıl dağılır bunu bilemem yani. Şimdi gelelim ikinci soruya, 5 rakama. Halkın %27'si gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor diyor. Hatta net rakam verelim. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar artık bu ülkede temel ya, ekmek, su gibi. Yani çok lüks ihtiyaçlardan bahsetmiyoruz. %26.6. Sadece gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılıyorum diyenler %53. Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılıyorum diyenler %17.2. Cevap vermeyenler %2.6. Yoksulluk Kemal artık bütün anketlerde ana gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir durum var. İBB'nin bir araştırma ajansı var kendi bünyesinde. İBB'nin araştırma ajansının, istatistik ajansının İstanbul genelindeki bakkallarda yaptığı taramaya göre veresiye defterlerindeki yazılı olan miktarların çok çok büyük bir kısmı ne olabilir Gökhan sence?
Neyi ve esyalıyor olabilirler en çok? Ekmek, peynir, zeytin. Ekmek, sigara, bir de yumurta. Ekmek, yumurta, sigara. Gökhan. Yani zeytin, peynir, lüks Gökhan. Ne veresiyesi? Zeytin, yani, peynir veresiye alan adam genellikle onu ödeyemeyecek insanlar oluyor. Şimdi Kemal, ben şöyle, doğru anladım. Ben şu %26 dediğimiz... Tabii çok doğru anladın. O %26 dediğin, işte ekmek yanına yumurta bulursa yumurta, senin dediğin gibi olur da kendini şımartmak isterse zeytin, peynir yani. Yani %26.6'sı bu ülkede açlık sınırının altında yaşıyor diyebiliriz o zaman bu ankete göre. Gökhan, açlık falan değil. Yokluk sınırının altında sürünüyorlar. Yok yani, hiç yok. Hiçbir şey yok. Yani Kemal, bu durumda halkın %80.2'si gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyor ya toplamda. Yani o 53'le 26'yı topladığımızda. Yani %80'i bu halkın açlıkla, yoksullukla, yoklukla sınanıyor ya bu. Bir iktidara geçtim, bu Türkiye'nin bir toplumsal sorunu artık. Bu tabii, bir tabii, patlama bu, nedeni. Buna sürünme denir yani. Bu toplumun %80'i sürünüyor kardeşim yani. Yaşamıyor. Ya şimdi Allah aşkına bir Japon'a soruyorsunuz yaşıyor muyum diye. Tatiline gidiyor. Öyle değil mi? Evet. Eğitimini en iyi şekilde alabiliyor. En iyi arabaya binebiliyor. En iyi evde oturabiliyor. Yani normal bizim... memleketimizdeki ücretli çalışan insanla Japonya'da ücretli çalışan insanları kıyasla. Onunki yaşamak. Niye? Yok, senelik yorgunluğunu tatille atabiliyor. İyi bir arabaya binebiliyor. İyi bir evde yaşıyor. İyi şeyler yiyor ve çoluğunu çocuğunu iyi bir şekilde çoluğuna çocuğuna eğitim verebiliyor. Bizde bunların hangisi var Gökhan? Yani şöyle bir düşün. Yani orta sınıf bir meslek yapanlar. Yani Türkiye'de bir memuru düşün. Ya yani memur. Kamuda memur düşün. Kamudaki memur senede bir kere ailesiyle yurt dışına tatile gidebilir mi? Mümkün mü? Neredeyse imkansız. Ek iş yapmazsa. Ya yani, Bulgaristan'dan geçtiğin zaman su içemiyorsun. Su. Gökhan, 2,5 euro su. 25 lira. Bizim memur 25 lira bir pet suya veremez ya. Yani o gece uyuyamaz. Uyuyamaz adam yani. Tatile gidemiyorsun. Çocuklarına düzgün bir eğitim veremiyorsun. İstediğin şekilde beslenemiyorsun. Olması gerektiği kadar beslenemiyorsun. Evin yok. Doğru düzgün bir araban yok. 20 yaşındaki arabalara 100 bin lira para veriyorsun. Yani 20 yaşında bir araba almak için 20 ay çalışıyorsun. Bu yaşamak değil ki, bu sürünmek. Bu başkaları rahat yaşasın diye kölelik aslında bu. Bu modern kölelik yani. Kölelerden çok az farkı var bu insanların. Kölelerden tek farkı şu. İşe gelmiyorum diyebiliyor ama gene aç kalıyor. Aynı köle gibi. Kemal, kölelerden bir farkı var. Kölelerin barınma ihtiyacı yok. En azından onların sahipleri barınmayı sağlıyordu. Şu anda insanlar gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılama sorunu yaşıyor. Evet, yani burada evet, çok kölelere verilenler de çok lüks değildi ki. Yani ya ekmek... Gökhan, bir de şimdi gıda ihtiyaçlarımı karşılıyorum diyorlar da hani. Ya ne bu gıda? Avrupa'daki kişi başına düşen et tüketimine, Avrupa'da kişi başına düşen süt tüketimine, Avrupa'da kişi başına düşen yumurta tüketimine, yani kaliteli besin tüketimine bir bak. Bir de dön gel Türkiye'ye bak kardeşim. Yani beslenmemiz de hikaye. Biz şey, bunu sakın izleyenler yanlış anlamasın, kendimizden de bahsederek söylüyorum. Ahırdaki hayvanlar gibiyiz. Yani çok az besleyici gıda alıp gerisini saman balyalarıyla midemizi doldurur gibi besleniyoruz. Kimse kusura bakmasın yani. Böyle besleniyoruz. Oturup gerçekten Avrupa kalitesinde Avrupa fiyatına et yiyebilmeniz mümkün mü mesela? Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke. Yemiyor ki, yeter tabii. Yemiyor ki yani, bir Alman'ın onda biri kadar et yiyorsun. Tabii ki yeteceksin. O yüzden insanlarda çok derin bir fakirlik var maalesef. Çok derin bir yoksulluk var. İşte geçen artık. Kemal, yayında da bahsettiğimiz, ölçümleyemediğimiz ama çıplak gözle gözlemleyebildiğimiz dip dalgası sence bu grafikte yansıyor mu? Tabii ki, tabii ki. Yani ben hep diyorum, dip dalgayı falan geçtik. Tsunami geliyor.
Yani dip dalgayı falan çoktan geçtik yani. Ezip geçecek. O yüzden hiç kimse bana yok seçimi kaybetmezler. Yok bunlar girdiği her seçimi kazanır. Kazansalar da gitmezler falan. Hikaye bunlar. Nereye gitmeyecek? Öyle bir farkla kaybedecek ki isterse gitmesin. İsterse gitmesin yani. Gökhan bak bir konu daha vardı sana söylemek istediğim bununla ilgili ama unuttum. Aklıma gelirse söyle. Ben diğer anket sonucuna geçeyim. Yani Metropol'ün. Toplumun yarıya yakını muhalefet partilerinin 128 milyar dolar nerede kampanyasını olumlu buluyor. Muhalefet partilerinin 128 milyar dolar nerede şeklindeki kampanyasını nasıl karşıladınız? Olumlu bulunanlar %45.4, olumsuz bulanlar %26, haberim yok %17.6, fikrim yok %11. Bunu biraz analiz edelim mi Kemal? Yani şu haberim yokla fikrim yok'u çıkart. Ne kaldı geriye? 70. 70'te 45. Yani bu %60'a yakın bir rakam. Toplumun %60'a yakını olumlu karşılıyor demektir. Bu bahsettiğimiz o AKP'deki çöküşü gösteren bir şey. Daha doğrusu çürümeyi gösteren bir şey. AKP'deki çürümeyi, AKP'nin devlete yaşattığı çürümeyi toplum okuyor demektir. Bu toplum bunu okuyorsa cezasını sandıkta kesecektir. Kemal, şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı anket firması, aynı denekler, yani aynı insanlardan bahsediyoruz. Aynı şehirler, Adalet Kalkınma Partisi ve MHP'ye oy vereceğim diyen saf oy kitlesi %39.6 idi. Evet. Ama bu kampanyayı olumsuz bulanlar %26. Bu şu demek oluyor, Cumhur İttifakı'na oy verip de bu kampanyayı olumlu bulanların sayısı %13. Yani her 3 Cumhur İttifakı seçmeninden birisi CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, Saadet'in bu kampanyasını destekliyor ve 128 milyar dolar merak ediyor. Her 3 AK Parti'den birisi. Şöyle demek daha doğru olur. Her 3 Cumhur İttifakı seçmeninden birisi 128 milyar dolar nerede kampanyasında AKP'nin argümanlarını tutmuyor. O tarafı tutmuyor. Artık gönül bağı kopmuş demektir. Ki bugünküyle de kıyaslamamak lazım Gökhan. O %39 bugün seçim olursa sorusu. O zaten net. Bizim geçmiş seçimle kıyaslamamız lazım. Geçmiş seçimde de bu iktidar %54 oy aldı. %54 oy almış. Evet. %54 oy almış ama onun argümanını doğrudan destekleyen yarısı bile değil. Haberim yok vesaireyi de dağıt. Gene bu haberim yok yanıyor. Kısmı anlamak istiyorum Kemal. Ben AKP ve MHP'nin toplamda dörtte bir gibi bir oy kaybedeceğini düşünüyorum. Bu da ne yapar? Yaklaşık 13 puan oy kaybedeceklerini düşünüyorum. Alacakları maksimum o %40 olacak işte. Zaten anketlerde bunu gösteriyor da. Bu haberim evet. Yok kısmını biraz açalım mı Kemal? Yani toplumda gerçekten bu kampanya yeteri kadar duyulmadı mı? Muhalefet bırak iktidar evet, zaten bunu duyurmuş oldu aslında. Duyuldu. Bu kadar dediğin gene %82,5 duymuş Gökhan. Az bir rakam değil. Bu toplumda hala Cumhurbaşkanı'nın adını doğru bilmeyen %4'lük 5'lik bir kesim var. Yani köyde yaşıyor, yaylada yaşıyor, yaşlanmış, çok yaşlı, siyasetle hiç ilgilenmiyor, televizyon izlemiyor. Bu konulara çok kapalı, okuma yazma bile bilmiyor, bazıları Türkçe bile bilmiyor. O yüzden normal bu rakamlar. Şimdi muhalefetin Kemal, bunu yüze çıkartması için bu kampanyayı seçime kadar sürdürmesi lazım. Başka bir konuya geleceğim. Ezici bir çoğunluk pandemi döneminde kongre ve toplantıların yapılmasına karşı. Pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu diyor. Yani siyasi partiler demeyelim Kemal aslında. Adalet Kalkınma Partisi yani bu sorunun doğrudan muhatabı. Daha biraz MHP de yaptı yani. Ama şimdi hakkını yemeyeyim. MHP'nin dışarıdan bir gözlemci olarak dışarıda bulundum, baktım, ettim. Yani eleştirmek gerekirse ona kalsan Gelecek Partisi de yaptı. Geçtiğimizde evet, CHP de yaptı. Yani MHP bu konuda riayet etti. Ama şöyle, Gelecek Partisi'nin kongresi nasıl oldu hatırlamıyorum ama CHP kongresinde, CHP kongresinde ziyaretçi kabul edilmedi. CHP kongresini 7 ay erteledi. 7 ay sonra seyircisiz olarak yaptı.
bütün pandemi kurallarına da çok keskin şekilde riayet ediyor. Özür dilerim, araya gideceğim de. Gelecek Partisi de, İyi Parti de ve MHP de ziyaretçi kabul etmedi. Burada tek MHP de MHP de etmedi. Şimdi hakkını yemeyelim. Yani eleştireceksek eleştirelim ama bu konuda eleştiremeyiz. Pandemi döneminde siyasi partilere kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu? Evet, doğru buldum diyen %14. Hayır, doğru bulmadım diye net bir cevap veren %79.1. Fikrim yok, cevap yok. Ya bu %14, Gökhan, bu %14 zaten dünyanın yuvarlak olduğuna inanmıyor. Bu %14 yer çekimi diye bir şey olduğuna inanmıyor. Gök itimi olduğuna inanıyor mesela bir kısmı. Yani ve bu %14 Türkiye'nin kötü yönetildiğine zaten inanmıyor. Ne sorsan hayır diyecek. Mesela virüsün olduğuna inanmıyor. Koronavirüs diye bir virüs olduğuna inanmıyor falan. O yüzden o %14 zaten hep öyle. Yani konu ne olursa olsun o %14 çıkar. Şimdi burada aslında iki güzel sonuç çıkıyor. Bir, bu kongreler konusunda kendi partilerinden de bir tepki vardı. Bu tepkiyi ilk somutlaştıran anket olarak karşımıza çıkıyor. İki, 128 evet. milyar dolar sorusu artık bir ankete yani girdi. Benim söylemek istediğim burada doğru bulan hiç kimsenin olmadığı. Çünkü dediğim gibi o %14'e deseniz ki hani bu ifadeyi şöyle sorsanız işte falanca kişi erkeklerin de doğum yapacağını söyledi deseniz o %14 evet erkekler de doğum yapar der yani. O yüzden bu her toplum özgü mü, sadece bizim coğrafya özgü mü Kemal? Muhtemelen her toplumda vardır bu ya. Muhtemelen vardır yani. Dediğim gibi yani her şeye onlar. Yani deseniz ki kediler havlar, köpekler mi yavlar? Evet diyecek bir %14 bulunur yani. O yüzden bu toplumda hiçbir karşılığı olmamış demektir bu pandemi döneminde yapılan kongrenin AKP adına olumlu karşılığı olmamış demektir. Gelelim bir diplomasi sorusuna. Bu halkın ilginç bir reaksiyonu var Kemal. Yani bugün her koşulda öcü diye gösterilen Suriye, Mısır, Libya konusuna halk çok farklı bir reaksiyon göstermiş. Halkın %46'sı hükümetin Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Esad'la görüşmelere başlamasını, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Ben biraz detay vereyim istersen Kemal. Hükümetin Suriye yönetiminin başında bulunan Esad'la görüşmesi başlaması, ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini düşünüyor musunuz sorusuna evet düşünüyorum diyen %46, hayır düşünmüyorum diyen %36, fikrim yok %17.6. Yani burada da aynı durum. Sonuçta geçtiğimiz seçimlerde bu ittifak %54 oy aldı ama burada 1/3'lük bir kaybı var. 18 puanlık bir kaybı var burada. Suriye politikasının mevcut halinin devam etmesini isteyenler içerisinde. Hep dediğimiz noktaya geliyor. Bu iktidarın artık alacağı oylar buralar. Ve insanlar gerçekten Suriye'nin iç meselesinin bizim iç meselemiz olmasını istemiyorlardı. Ama oldu. Suriye'den daha fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yapan bir ülke oldu. Ve insanlar bu mültecilerin artık gitmesini istiyorlar. Nasıl gider? Yani vicdani düşündüğünüz zaman bu insanları trenlere doldurup gönderecek değiliz. Değil mi? Dünyada böyle yöntemler kalmadı. Yasaklı zaten. Yani insan haklarına da aykırı zaten. Ne yapacağız o zaman? Tek bir mümkünü var bunun. O ülkenin egemen yöneticisiyle oturacaksınız, konuşacaksınız. Bu insanların can ve mal güvenliğine garanti edecek, siz de göndereceksiniz. Bu kadar basit. Başka bir yolu yok bunun Gökhan. İnsanlar da bunun farkında. O yüzden Esad'la Tayyip Erdoğan'ın kişisel, mezhepsel problemlerini insanlar artık umursamıyor. Ve burada aslında şunu da görmek gerekiyor. Yani biz bir toplumsal muhalefet gerçeğinden bahsediyoruz. CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin önünde olan, fersah fersah ilerisinde olan, hatta bu partileri beraber hareket etmeyi zorlayan bir ivmeden bahsediyoruz ve biz buna kısaca toplumsal muhalefet diyoruz. Ama şimdi haksızlık etmek istemiyorum. Bu veriden ben şunu gördüm. Adalet Kalkınma Partisi ve MHP'nin körü körüne inat politikalarına rağmen bu partilerin seçmenleri daha rasyonel, daha akılcı düşünebiliyor, daha akılcı politikalar üretebiliyor. Aslında bu da bunun yansıması gibi görmek gerek. Yani toplumsal muhalefet ne kadar gerçekse AK Parti'nin MHP'nin politikalarını benimsemeyen, onaylamayan ve düzeltmesini isteyen kendi seçmen kitleleri de var.
Bu biraz da toplumsal muhalefet gerçeğinden oluşuyor. Çünkü tüm çıplak gerçek burada. Hayır, şey, evet düşünüyorum diyenler %46. Bugün yani saf Millet İttifakı'ndan daha fazla bir kitleden bahsediyoruz. Bu durumda senin de yaptığın analiz gibi her üç seçmenden birisi Cumhur İttifakı'na dış politikayı onaylamıyor. Yani Gökhan bunu şöyle sor. Bu soruyu şöyle sor mesela. Hatta sen bunu bana hatırlat, bir sonraki anketimizde bu soruyu öyle soralım. Not alıyorum. Diyelim ki seçmene Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin geri gönderilmesi için Esad'la Türkiye'nin barış imzalamasını doğru bulur musunuz diye soralım. Bakalım yüzde kaç? %80 çıkar. Bakın görüşmelerden de bahsetmiyorum. Burada görüşmelere başlamasını ve ilişkinin normalleşmesi sorulmuş. Ben doğrudan diyeceğim ki Suriye ile barışalım mı? Mültecileri Suriye'ye göndermek şartı ile Esad ve Suriye ile barışılmasını destekler misiniz diye soralım. Bakalım ne çıkacak. Bence bu oranların kat 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 üstünde çıkar. Ama bu da ilginç bir veri olarak karşımızda duruyor Kemal'cim. Yani gerçekten Metropol'e bu anketinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi bunu biraz daha detaylandıralım ama senin anket yarın çıkıyor değil mi Kemal? İzleyicilerimiz bana da soruyor, sana da soruyordur muhtemelen. Evet, inşallah bitirmeye çalışıyor çocuklar. Yarın yetişir diye umuyorum. Yarın büyük ihtimalle göndereceğiz abonelerimize ve yayını da yapacağız diye düşünüyorum. 23 derece aboneleri de bunun içerisine dahil diyoruz arkadaşlar. Tabii, destekçilerine. Tabii. Onu da belirtelim bizler. Tabii 23 derece de dahil. Niye dahil? Çünkü paramız yetmediğinde Gökhan'a asılıyoruz. Ateşle bakalım bir 10 bin lira anket parası yetmedi diyoruz. Yani lokasyona niye abone istiyor? Kardeşim bağımsız olmamız için önce şu Avrasya'nın bağımsızlığını sağlamamız gerekiyor. İşin esprisi bir yana. Elimizden ne gelirse seve seve olmaya da çalışacağız. Sağ olsun bu konuda biz de izleyicilerimizin bizi yalnız bırakmadığını biliyoruz. Sevgili Kemal, gerçi seninle yaptığımız geçtiğimiz hafta yayında 128 milyar dolar sorusunun anketlere yansımasının Haziran ayında daha somutlaşacağını ifade etmişti ama Metropol evet. Bu konuda biraz aceleci mi davranmış ya da böyle bir strateji belirlemiş? Şöyle bakın bana yayınlarda şey demişlerdi. Hatta seni kastediyor olabilir demişler de ben de Özer Hoca benimle öyle bir polemiğe girmez demiştim. Özer Sancar'ın işte çok çok düşük gösteren araştırma firmalarına itibar etmeyin. O kadar da düşük değil dedin ki geçen ay Cumhur İttifakı Metropol'ün anketinde %47 seviyesinde çıkmıştı galiba. Şimdi tekrar sen ekrana getirebilir misin ilk soruyu? Oradan bir şey anlatacağım. Tabii ki hemen getiriyorum Kemal'cim. İlk soruyu getir. Devam. İlk soru buydu. Getir. Hangisine yakınsın? Burası. Bakın Cumhur İttifakı. O soru. İndir. Gıda sorusu Cumhur değil İttifakı'na... Hayır ilk soru. Hayır yukarıya çık Gökhan biraz önceki soru. Tamam sorun. İttifaklar sorusun. Tamam bu ittifaklar sorusun diyorum. İndir biraz aşağıya rakamları görelim. Rakam burada. Tamam. Bakın neydi? Metropol'ün anketinde geçen ay %47 ya da 48'di bunların toplamı. Cumhur İttifakı'nın. Şimdi Cumhur İttifakı'na yakınım diyenler 39. İki ittifaka da yakın değilim. Ama Cumhur'u tercih ederim diyenler de hani tercih ederim demek nedir? Kendi partim yoksa tercih ederim demek. Mecbursam ikisi arasında bir seçenek varsa. Cumhur'u ki hadi biz bunu da tamam diyelim. Toplamı 42.8 ediyor işte. Yani bizim anketlerimizle hemen hemen aynı hata payı içerisinde. Hatta bizden daha düşük gösteren anketler de var 40'da, 39'da. Onlarla da aynı. Yani bu 128 milyar dolar meselesi mesela Metropol'ün anketine şimdiden yansımış. Gökhan bu %39'u nasıl dağıtırsın mesela? Yani ben AKP, 33 AKP ve CHP'ye. Evet yani 32-33 AKP'ye gelsin MHP'ye verirsin. 6-7 de MHP'ye verirsin. Zaten düşük olan anketlerde de bu seviyelerde. Yani Metropol'ün anketi diğerlerine göre AKP açısından daha iyimserdi ya. Orada da kazanamıyorlar ayrı mesele de.
Yani geçtiğimiz ayki ankette de AKP kazanıyor gibi gözükmüyordu. 50+1 almadan kazanamazsın çünkü. Burada da daha da düşmüş. Yani biz Haziran'da yansır diyorduk anketlere. Metropol'ün anketine hemen yansımış. Bakalım diğer anketlere nasıl yansıyacak? Yakında İstanbul Ekonomi'nin anketi gelir. Arayan'ınki geldi dün. Arayan'ın anketine de ciddi yansımış. Onu söyleyeyim. Arayan'ın anketinde de ben dün yaptım yayınla Arayan'ın. Bu seviyelerde yani 42-43 seviyelerindeler. Şimdi Özer Bey size cevap vermedi. Nereden anlıyorum biliyor musun Kemal? Yok bana söylemediğinden ben eminim. Yani Özer yok ama çok ilginç bir tespiti var. Geçtiğimiz ay anketin sunuş kelimesini aynen okuyorum. AK Parti'nin geri adım attığı bir diğer konu ekonomi yönetimi ile alakalı. Mart ayının sürpriz gelişmelerinden birisi, belki de birincisi, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıydı. Ağbal henüz 4 ay önce atanmıştı bu göreve. Atandığında piyasalar oldukça olumlu tepki vermiş, döviz kurları gerilemeye başlamıştı. Ne olduysa oldu, Cumhurbaşkanı Ağbal'ı görevden aldı, Merkez Bankası tarihinin görmediği bir uygulamaya tanıklık yaptı. 2 yıl içinde tam 3 kez başkan geçti Merkez Bankası'ndan. Piyasalar bu kararın tepkisini biliyoruz. Peki Ağbal'ın görevden alınması konusunda kamuoyu ne düşündü? Karar ekonomi yönetimine nasıl algılandı? Toplumun gelecek beklentileri nasıl yansıdı? Dahası Merkez Bankası Başkanı atama ve görevden alma kurallarına ilişkin toplumun talepleri ne yönde? Bunları gelecek anketlerimizde göreceğiz diyor. Zaten Metropol bu anketin yani anketin düşeceğini, tepkimin toplumun reaksiyon göstereceğini bir ay önceden açıklamış. Evet işte biz seninle konuştuğumuzda bu 128 milyar dolar meselesinin Haziran-Temmuz'da net şekilde ortaya çıkacağını, Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin bu aylarda yani Nisan-Mayıs gibi etki edeceği, anketlere yansıyacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Yani şimdiden bizim Haziran'da beklediğimiz noktaya bugünlerde geldilerse Haziran'da tufan demektir. Yani o zaman %25-27'leri göreceğiz demek desek yani yanılmamış oluruz. Yani yaz aylarının hükümetler açısından avantajlı yönleri de var. Nedir? Gıda enflasyonu düşük çıkar her zamankinden. İşsizlik turizm etkisiyle azalır. Ve köylülere bu hububat alım fiyatlarından, ürün alım fiyatları üzerinden köylülere de biraz para dağıtılır. Köylünün cebinde para olduğu dönemlerdir. O yüzden yazları hükümet partilerinin oyları artar. Bakalım bizde nasıl olacak, bir de onu göreceğiz tabii. Bizde herhalde şu 128 milyar doların karşılığı olacak. Naci Ağbal'ın döviz kurları olacak ama bir de burada şimdi Metropol'ün anketine yansımadı. Muhtemelen yarın senin ankette göreceğiz ama biz yoksulluk kadar başka bir sorundan bahsediyoruz. Yoksulluk, Kemal cebinde bir işin vardır ama bir param vardır. 3 almazsın 1 alırsın. 1 almazsın yarım alırsın. Hoş şimdi vatandaş onu bile alamıyor ama daha büyük bir riskle karşı karşıyayız. İşsizlik. Ya bu öyle artık rakamlarla ifade edilmeyecek boyutta. Resmi TÜİK verilerine göre genç işsizlik 15-25 arası TÜİK verilerine göre insanların %35'i işsiz. Çalışabilecek insanlardan bahsediyoruz. Her 3 gençten birisi ki ben bu rakamın her 2 gençten birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş arama umudu da kalmadı. Çünkü işsizlik nedir TÜİK'e göre? Bir insan iş aramıyorsa işsiz değildir. O da ne? 3 hafta içerisinde İŞKUR'a başvuracak. Allah aşkına hangi izleyicimiz iş ararken İŞKUR'a başvurdu? Kemal ömründe sen hiç iş ararken İŞKUR'a başvurmuş bir tane kişiyle çalıştın mı? Bunu samimiyetle soruyorum. Ben bunu görmedim, duymadım. Ben de çok işsiz kaldım. Özellikle ilk gençlik yıllarında hiç İŞKUR'a gidip iş başvurusunda bulunmadım. Hani izleyicilerimizden gerçekten başvuranlar varsa bu tecrübelerini bizimle aktarsınlar. Biz de daha doğru sonuçları, analizleri de vararım. Yani İŞKUR üzerinden iş bulunduğunu, işini İŞKUR üzerinden bulanlar tekrar işsiz kalınca İŞKUR'a gidiyordur ama genel olarak insanların herkesin İŞKUR üzerinden iş araması falan mümkün değil. Ya İŞKUR'u gördük, Çaykur kurasını gördün işte Kemal yani nasıl İŞKUR. Evet maalesef. Yani bitirelim bitirmesine Kemal'cim, çağrıları sana bırakıyorum o zaman. Yani ne diyelim yani, yarın anketimiz var, bunu söyledik zaten, notlarımız arasında var, yarın görüşmekte yani çekeceğiz. Şey gibi olacak ama Sergen'in Alman 2. liginden uzak durun dediği gibi olacak ama şöyle söyleyeyim. Eğer ama Adana Demirspor'un şampiyon olur Kemal'cim, onu söyleyelim.
Öyle mi? Ben o ligi takip edemedim diyeceğim zamandır. Ben de bugün Beşiktaş maçının heyecanı var. Belki bugün Beşiktaş da şampiyon olabilir. O yüzden bekliyoruz. Bizim derdimiz daha büyük şu anda. Adana Demirspor Balıkesir'i bugün 3-0 yenerek Süper Lig kapısını araladı diyorum. Şimşeklere, Mavi Şimşeklere buradan özel sevgilerimi sunmak istiyorum. Adanalı izleyicilerimize. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Adana Demirspor özellikle hem taraftar profili açısından hem de geçmiş değerleri açısından böyle kalbi solda atanların takımıdır, emekçilerin takımıdır. 1 Mayıs'ta şampiyonluk da zaten en çok Adana Demirspor'a yakışırdı. Şüphesiz de. İşte bir başkanımız var. Neyse yorum yapmayacağım şimdi bu konuyla ilgili ama. Onu boş ver. Şimdi o başkanla benim bir programım var ya. Bundesliga 2. lig. Bundesliga 2. ligden uzak duruyorsun. Yani Alman 2. liginden uzak durun gibi olacak ama dışarıya çıktığınızda navigasyona bakın, kırmızı olan yerlerden uzak durun. Niye? İşinize geç kalırsınız. Kırmızı olan yerlerde saçma bir uygulama var. Yani dizmişler polisler bütün şehirlerin en kalabalık yerlerine tek şeride indirip arabanın içine bakıyor. Ne bakın, ne anladın alnıma baktığın zaman iznimin olup olmadığını? İnsanlara niye bu kadar zulmediyorsunuz? Ya kimse ya öyle durup dururken hadi arabama bineyim de bir turlayayım diye falan kimse yok izni olmayıp. Yani, bu uygulamalar çok saçma. İzni olmayıp tamam sokakta turlayan falan vardır yürüyerek ama arabayla öyle şehir içinde gezen kimse yok ya. Yani saçma sapan işler yapıyorlar. Onun için söyleyeyim istedim yani kırmızıya bakın. Kırmızı bu kapanmada bile trafik sorunu yaşatabilen bir hükümetimiz var. Allah onlardan razı olsun. Bizi hiç kapanmış gibi hissettirmiyorlar. Hiç yaşatmıyor yani gerçekten. Ben de tabii gerek Avrasya'nın gerek 23'ler için izleyiciler için de teşekkür ediyorum. Bu katkılarıyla yarınki anketin sunumu gerçekleşecek. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün Türkiye'de bağımsız gazeteciliği de bağımsız anketçiliği de yaşatan, büyüten bizzat sizlersiniz arkadaşlar. Başkası değil. Bundan büyük gurur, bundan daha büyük mutluluk yok. Her iki kanalda da destekçi olan, her iki kanalda destek olan tüm izleyicilerime ben yürekten teşekkür ediyorum. Bir WhatsApp iletişim hattımız var. Şu anda ekranımıza yansıtıyoruz. +90 530 234 97 67. Yarın Kemal Özkiraz mail yoluyla Avrasya Anket'e, aynı zamanda WhatsApp iletişim hattı yoluyla da hem 23 derecenin hem de Avrasya Anket'e mesaj atanlara iletecek bu anket sonuçlarını. Bunu belirtmek zaten istiyorum. Zaten şöyle de bir şey yapalım Gökhan, artık katıl üyelerimizin tamamı da bu iletişim hattına gelirse çok mutlu oluruz. Artık oradan ama çoğu gelmedi olur. Kemal. Yani herhalde izleyicilerimiz görmüyorlar. Evet ama henüz gelenleri biz kaydediyoruz. Evet, gelenleri katıl üyelerine ayrı bir grup yaparız. Ve oradan paylaşırız. Çünkü bazen mailler spamlara düşüyor. 3 aydır mail alamıyorum diyen arkadaşlara bakıyorum. Hepsinin mailini göndermişiz. Muhtemelen spamlara düştü. Arada kaynadı gibi oluyor. Burası daha garanti bir yol. O yüzden Avrasya Anket'in katıl üyeleri buraya katıl üyesiyim diye mesaj atarsa Gökhan onları ayrı bir grupta toplayacaktır. Aynen, ayrı bir listeleme yapıyorum. Tabii yeni destekçilerimiz de olursa ondan da gayet mutlu olacağız. Çünkü ekonomik bağımsızlığımız, anketlerin bağımsızlığı, yayınlarımızın bağımsızlığı sizlerin bütçeniz uygunsa sembolik anlamda destekleriniz de mümkün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda WhatsApp iletişim hattımızda ben ne yapabilirim sorusunu sorarsanız biz de elimizden geldiğince sizleri yönlendirmeye çalışacağız. Bir başka yayında tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kemal, senin sözün var mı? Yok Gökhan, teşekkür ediyorum. Gece 12'de bir yayınım var. Beklerim herkese. Gece 11'de de benim bir yayınım var. Onu ya da dostlarımızı bekliyoruz. Hoşça kalın.